Pivot'ta yapabileceğimiz görsel düzenlemeler hakkında bilgi verilecektir. Öncelikle yine fatura listesi veri kaynağını kullanarak hızlıca bir pivot oluşturalım. Pivotumuzda satırda tarih olsun, cari firma bilgisi olsun, sütunda ödeme planı bilgimiz olsun ve genel toplama gösterelim. Bu şekilde geliyor bizim karşımıza. Filtre olarak da sadece satış faturalarının olduğu bir rapor hazırlayalım. Cari kısmını biraz genişletelim. Hızlıca bir pivot oluşturduk. Tarih kısmından grup detaylı göster diyelim. Ve gruplarımızda ve grup toplamlarımızda geldi. Gördüğünüz gibi. Şimdi görsel detay tabına geçiyoruz ve yavaş yavaş görselimizi ayarlamaya başlayalım. Öncelikle başlık kısmı. Başlık kısmı dediğimiz şu üst kısım. Bu üst kısımda yapabileceğimiz düzenlemeler. Örneğin fontunu küçültebiliriz. Yazı tipimizi değiştirebiliriz. Koyu, eğik, altı çizgili yapalım. Şu şekilde altı çizgili geliyor. Gibi çeşitli düzenlemeler yapılabilir. İstersek hücre yüksekliğini biraz daha düşürürüz. Daha sıkışık bir şekilde gözükür gibi. Şuradan genel toplam demeyelim de net diyelim. Yine bu kısmın genişliğini daha okunabilir olsun diye 120 piksel yapalım. Biraz daha okunabilir hale geldi. Başlık kısmımızı bu şekilde değiştiriyoruz. Satır alanlarına geliyoruz. Satır alanları dediğimiz kısım şurada pivotumuzun satırlarını gösteren kısım. Burada fontu küçültebiliriz. Biraz küçülttük. Yazı tipini değiştirebiliriz. Eğik yazmasında normal yazsın isteyebiliriz. Yine hücre yüksekliğini biraz düşürebiliriz istiyorsak. Şu şekilde biraz daha sıkışık görünen bir rapor oldu. Grup toplamı dediğimiz kısım şurada grup toplamlarının olduğu gri bölge. Bu bölge üzerinde düzenlemeler yapabiliriz. Eğik yazabiliriz ya da eğikliği kaldırabiliriz. Yazı rengini ya da arka plan rengini değiştirebiliriz. Mesela arka plan rengini değiştirelim. Şöyle koyu mavi yapalım. Şu şekilde bir mavi olsun. Evet, bu şekilde gösterilebilir. Yine grup adı dediğimiz kısım şurası. Tarihin olduğu kısım. Bunun başına sonuna karakterler eklenebilir. Mesela şu şekilde gösterelim grup adını. Biraz daha belirgin olsun istiyoruz. Gördüğünüz gibi grup adını da biraz daha belirgin hale getirdik. Genel toplam dediğimiz kısım toplamların gösterildiği kısımdır. En altta default kapalı gelir ve sağda. İstersek sadece altta gözüksün diyebiliriz. Sadece altta gözüksün dediğimizde kolonların toplamını en altta gösteriyor gördüğünüz gibi. Altta ve sağda göstersin dedi. Sadece sağda göstersin dediğimizde kolon toplamları, satır toplamlarını en sağda gösteriyor. Alt kısımda toplam gözükmüyor. Altta ve sağda olarak işaretlediğimizde de hem sağda gösteriyor hem de altta gösteriyor. Yine fontunu ayarlayabiliriz. Koyu tipini, yazı tipini ayarlayabiliriz. Font boyunu ayarlayabiliriz. İstersek daha büyük yazabiliriz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi daha da büyüdü. Koyu, eğik, altı çizgili gibi yazı stili verebiliriz. Rengini değiştirebiliriz. Toplam yazısını değiştirebiliriz. Net toplam diyelim buna. Net toplam. Yine aynı şekilde şurada da net toplam yazıyor. Hassasiyetini değiştirebiliriz. Örneğin sadece tek kusur hattı gözüksün dediğimizde bu şekilde gözüküyor. İstiyorsak da bir sistem parametrelerinden de alabiliriz.
Genişliğini değiştirebiliriz. Burayı daha belirgin yapabilmek için genişliği biraz arttırabiliriz istiyorsanız. Şu şekilde genişliği daha da arttırmış olduk. Koşullu biçimlendirme kısmı da hücrenin içerisindeki verilere bakarak çeşitli biçimlendirmeler yapılabilir. Bu Excel'dekine benzer bir mantıkla çalışıyor. Daha mantıklı olsun diye şimdilik tarih alanını kapatıyorum. Şu şekilde basit bir tablo oluşturalım. Ve bu tablo üzerinde çeşitli koşullar yaparak görsel detayla oynayalım. Koşullu biçimlendirme ekranımızı açtığımızda geçerli olan kolonları soruyor. Yıldız bütün kolonlarda geçerli yaptığımız koşul. Şimdi koşul yazıyoruz. Koşulu kolon isimlerine göre yazabiliriz. Örneğin ben şöyle bir koşul yapmak istiyorum. G kolonu yani net toplam kolonu büyüktür 0'dan ve G kolonu küçüktür 10.000'den. 0 ile 10.000 arasındaki veri olan satırların rengini değiştirmek istiyorum. Koy yapalım. Yazı rengi beyaz olsun. Arka plan rengi de mavi olsun. Bir uygulayalım. Gördüğünüz gibi 0 ile 10.000 arasında olan net toplamı olan veri satırlarını farklı bir renge boyadım. Devam edelim. Yeni bir koşul daha ekliyorum. Bütün kolonlarda geçerli. Bu sefer G kolonu büyük eşittir 10.000'den. G kolonu küçüktür 100.000 arasındaki verileri farklı bir renkte gösterelim. Koyu olsun. Yazı rengimiz gene beyaz olsun. Arka plan rengimiz de portakal olsun. Gördüğünüz gibi ilgili koşula uyan bütün satırları boyadı. Son bir koşul daha ekleyelim. Yine tüm kolonlarda geçerli. Koşulumuz G kolonu büyük eşittir 10.000, 100.000 olsun. Yine koyu olsun. İstiyorsak farklı bir şey de gösteririz. Mesela altı çizgili yapalım bu sefer. Arka plan rengimiz de kırmızı olsun. Gördüğünüz gibi 100.000 liranın üzerindeki net toplam olan satırları hepsini rengini kırmızı yaptı. Koşullar sıralı çalışır. İlk hangi koşula uyarsa o hücreyi o koşula uygun şekilde biçimlendirir.